Kas sistemi nedir? Kas bir kişinin yaşamı boyunca toplumsal konumunun belirli olduğu sistemin adıdır. Kas sisteminde bir birey doğduğu sosyal tabakayı hayatı boyunca değiştiremez. Bir kastın içinde doğar ve ölene kadar da o kastın içinde kalır. Tarih boyunca kas tabakalaşmasının yaygın olduğu toplumlar arasında Mısır, Antik Yunan, Polinezya yerliler olmasına karşın Hint toplumu bunun en ideal örneğidir. Kas kavramı Portekizce kökenlidir ve soyun temizliği manasına gelmektedir. Hindistan'da kas sistemi tamamen ten rengi esasına dayanan bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan'a tam olarak nereden geldiği belli olmayan ağrı ırk, yerli halkların kendilerine karşı çıkmalarını önlemek için kas sistemini kurmuşlardır. M.Ö. 1500'lü yıllarda Hindistan'ı işgal eden ağrı ırk, yerli halka düşman anlamına gelen Dasyu diyorlardı. Dolayısıyla ağrilerin kurduğu kas sisteminde en üst tabaka ağrı ırka ayrılmıştır. Yerli halkın da bu sistemi koşulsuz bir şekilde kabul etmesi için kutsal kitaplara bu sistem yazılmıştır. Hint kutsal kitaplarında adları zikredilen tanrılar genellikle açık ve parlak tenlidir. Kutsal kitaplardaki kötü karakterler hep koyu tenli olarak anlatılır. Bundan dolayı ağriler tanrılaşıp kas sisteminin en üst katına yerleşirken yerli halk koyu tenlerinden dolayı kas sisteminin en altında kalmıştır. Kas sisteminin koruyucusu, karma felsefenin temelini de oluşturan Samsara inancıdır. Bu inanca göre yaşarken bulunduğu kastın tüm görevlerini eksiksiz yerine getiren kişiler, sonraki yaşamında daha üst bir kasta geçecektir. Fakat bulunduğu kastın gereklerini yerine getirmeyenler için, sonraki yaşamın sıkıntılarla dolu olacağına inanılırdı. Hint kas sisteminde toplumsal tabakalaşma şu şekilde olmaktadır. Sistemin en üstünde Brahmanlar vardır. Sonraki tabaka prens ve askerlerden oluşan Kşatriyalardır. Sonraki tabaka ise Vaisyalardır. Bu tabaka esnaf ve çiftçilerden oluşur. Bir sonraki tabaka işçi ve köle sınıfından oluşan Sudralardır. Bu sistemin dışında bulunan ve adlarına dokunulmazlar veya Paryalar diye adlandırılan bir sınıf daha vardır. 1950'den beri kas sistemi yasak olmasına rağmen Hindistan'da hala toplumsal alanda etkilidir. Diğer Hintlilere göre daha açık tenli olan Brahmanlar sınıfı, Ağrı ırkın kendini üstün kılmak için yarattığı bir sınıftır. Tüm dini törenlerin lideri konumunda olan Brahmanların konuştukları dil sadece onlara astır. Yani diğer kaslar Brahmanlarla aynı dili konuşamazlar. Brahmanların konuştuğu Sanskrit dili, kutsal kitapların dilidir ve sadece ulu insanların ağzını alabileceği bir dildir. Dolayısıyla halkın bu dili konuşması kesinlikle yasaktır. Fakat bu yasak zamanla yumuşamak zorunda kalmış bir yasaktır. Brahmanlar tarihin her döneminde gücü elinde bulundurmuş bir sınıftır. Müslüman Babür imparatorları ve İngiliz sömürgecileri bile Brahmanlardan danışman ve hükümet yetkilisi olarak faydalanmışlardır. Günümüz Hindistan toplumunun yaklaşık %5'i Brahman sınıfındandır. Kas sisteminin en şanssız tabakası şüphesiz ki Paryalardır. Bu sınıf normal kas sıralamasında yeri olmayan bir topluluktur. Paryalar ya da diğer adıyla dokunulmazlar, Hint nüfusunun 1/6 biri olan yaklaşık 250 milyon insandan oluşuyor. Bu topluluk toplumdaki en pis işleri yapan sınıflardır. Karma inancına göre bir önceki yaşamlarında yapmış oldukları günahların cezasını çeken topluluktur. Diğer kastaki kişiler gerçek anlamda bu paryalarla hiçbir ilişki kurmazlar, hatta bunlara dokunmazlar bile. 1990 yılından beri paryalar kendilerine dokunulmaz terimi kullanılmasını istemiyorlar. Bu nedenle kendilerini yeraltı ve ezilen anlamına gelen Dalitler olarak adlandırıyorlar. Paryalarla üst sınıf Hinduların iletişim kurması yasak olduğu için paryalar elbiselerine çan takarak kendilerini belli ederler. Üst sınıf Hinduların gölgelerine bile paryaların gölgelerinin düşmesi yasak sayılmıştır. Yanlışlıkla paryaya dokunan bir üst sınıf Hindusu için özel banyo yaparak eski saflığına ulaştığına dair bir inanç vardır. Bir parya ile kas sistemindeki herhangi bir kişi aynı kuyudan su içemez, aynı banka oturamaz ve aynı lokantaya gidemez. Paryalar homojen bir topluluk değildir. Paryalar da kendi içerisinde yaklaşık 9 civarında bir kas sistemine ayrılır. Paryaların genellikle görevleri şunlardır: çöp toplama, deri işçiliği, tuvalet temizliği, açık alandaki insan dışkılarını toplama,
ölüleri yakma, halı yapma, fare yakalama ve dilenciliktir. Faryalar içindeki Bangiş adlı toplumun görevi kanalizasyon temizlikleridir. Herhangi koruyucu bir elbise giymeden kanalizasyon temizliklerini yapmaktadırlar. Buradaki ölü hayvan leşlerini temizlemek için eldiven dahi kullanmazlar. Bu topluluk içinde cilt, mide ve akciğer enfeksiyonları oldukça yaygındır. Faryaların tarihteki en büyük şansı Gandhi'dir. Gandhi faryalara, yani dokunulmazlara Tanrı'nın insanları adını vermiştir. Onlara karşı toplumun daha duyarlı olması için kampanyalar düzenlemiştir. Dokunulmazların tapınaklara alınması için rahiplerle iletişime geçmiştir. Gandhi'nin ailesi bir dokunulmaz kızı ailelerine gelin olarak kabul etmesi Hindi toplumunda şok yaratmıştır. Bu çabalar uzun yıllar sonra meyvesini vermiş ve günümüzde dokunulmazlık denen bir sınıf resmi olarak yoktur. Fakat dokunulmazlık sınıfı resmi olmamakla birlikte hala varlığını maalesef sürdürmektedir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.